Merhaba, iyi günler. Bugün ikinci yayınım. Sabah ya da öğlen saatlerinde Canan Kaftancıoğlu'nun davasından hareketle Türkiye'de yargının nasıl siyasallaştığını anlatmaya çalıştım. Bugün biraz daha dış politika, şimdi biraz daha dış politika konuşmak istiyorum. Malum yarın Türkiye saatiyle sabah erken saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme olacak. Osaka'da, Japonya'da zirve sırasında yapılacak olan bir görüşme ve çok sayıda konunun gündeme gelebileceği söyleniyor. Ancak Trump değişik bir tür Amerikan Başkanı olduğu için çok toplantılarda çok fazla yoğunlaşabilen birisi olmadığı söylendiği için her şeyin konuşulabilme ihtimali bana biraz akla yatkın gelmiyor. Ama tabii ki çok kritik meseleler var. En önemlisi de Türkiye'nin Rusya'dan alacağı hava savunma sistemleri, S-400'ler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun Temmuz ayından itibaren yerleştirileceğini, her şeyin hazır olduğunu söyledi. Ve biliyoruz ki Washington öteden beri bu konuda çok ciddi itirazlar dile getiriyor değişik kademelerde. Her ne kadar Başkan Trump'tan bu konuda çok açık, net bir şeyler duymadıysak da önde giren bütün isimler ve Amerikan Kongresi bu konuda çok açık çıkışlar yaptı. Türkiye'nin bunları alması durumunda bir dizi yaptırımın söz konusu olabileceği söyleniyor. Özellikle de Türkiye'nin projesinin bir parçası olduğu F-35'lerin alımının, Türkiye'nin almasının imkansız olacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok net tavırlar dile getirdi. S-400'lerden dönüşün olamayacağını, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir mesele olduğunu, kimsenin müdahalesine izin vermeyeceklerini söyledi. F-35'ler konusunda da alırız diyemiyor, demedi. Ancak bunun uluslararası yargıya taşınacağını Türkiye tarafından söyledi. Lakin F-35'lerle ilgili sözleşmede sorun çıkması durumunda bunun uluslararası mahkemeler değil, taraflar arasında müzakere edileceği hususu vurgulanmış olduğu hatırlatıldı. Dolayısıyla uluslararası tahkime gitme ihtimali çok mümkün gözükmüyor. Her halükarda S-400'ler meselesi Türkiye'nin önünde ciddi bir dış politika krizi olarak duruyor. Ne zamandan beri duruyor ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanmasını da beraberinde getiriyor. Ve bu anlamda önemli bir, çok önemli bir mesele. Batılılar, NATO'nun diğer parçaları bu konuya çok önem atfediyor. Türkiye bunun o kadar da önemli olmadığı iddiasında. Yani bunun Türkiye'nin NATO üyeliğini etkilemeyeceği iddiasında. Bu çok belli bir aşamadan sonra hem askeri anlamda hem diplomatik anlamda çok teknik bir soru. Bunun uzmanları bunu değişik şekillerde tartışıyorlar. Biz de burada bunu özellikle Transatlantik'te Ömer Taşpınar ve Gönül Tol'la çok konuştuk. Bu olay Türkiye'nin ne zamandan beri taşıdığı ve daha bir süre daha Türk dış politikasında en önemli kriz öğelerinden birisi olacağı benziyor. Ve bu anlamda Türkiye, özellikle Erdoğan, Türkiye deyince aklı Erdoğan geliyor. Batılıların gözünde de böyle, Doğulların gözünde de böyle. Yani Putin için de, Trump için de Türkiye deyince akla Erdoğan geliyor. Erdoğan, Amerikan, Rus sistemi bir ölçüde Türkiye'dekine benzer. Dolayısıyla orada Putin gerçekten ilk ve son kişi. Türkiye'de Erdoğan'ın olduğu gibi ancak ABD'deki başkanlık sisteminin, ABD tarihinin tam buna denk geldiği asla söylenemez. Trump bir Putin değil, Trump bir Erdoğan da değil. Onlar gibi olmak istiyor olabilir, onlar gibi davranıyor olabilir. Ancak hiçbir zaman Putin'le kurduğu türden bir ilişkiyi Trump'la kurma imkanı olduğunu sanmıyorum. Ya da kurduğunu sanabilir ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer mekanizmalar
belli ölçülerde Trump'ın tek başına karar vermesini ve bunları uygulamasını engelleyebilirler. Bunların başında Amerikan Kongresi geliyor ama onun dışında da şu son olayda gördüğümüz gibi Amerikan Savunma Bakanlığı yani Pentagon, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Danışmanı gibi birin önemli aktörler de, kurumlar ve aktörler de S-400'ler konusunda çok taviz vermeye yanaşmayacaklarmış gibi duruyor. Trump burada sorunu çözebilir mi? Nasıl çözer? Açıkçası çözebileceğini sanmıyorum. Çözer gibi yapabilir, bir takım vaatlerde bulunabilir. Ancak bunların Amerikan sisteminin bütün mekanizmalarını atlatabileceğini, bypass edebileceğini sanmıyorum. S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin önünde ciddi sorunlar, stratejik ve ekonomik anlamda ciddi sorunlar olacağı muhakkak. Ancak Erdoğan hep Japonya'da Başkan Trump'la bunları konuşacağız diyerek orada olayı çözecekmiş gibi bir hava yarattı. Verdikleri ilk fotoğraf da zaten iyi bir fotoğraftı Erdoğan açısından. Ancak yarınki görüşmeden Erdoğan'ı çok tatmin edecek bir sonuç çıkacağını açıkçası çok sanmıyorum. Ya da Trump bir takım vaatlerde bulunsa da, bir takım sözler etse de Amerikan sisteminin bunları hayata geçireceğine çok emin değilim. Kaldı ki ortada çok daha ciddi bir mesele var. Erdoğan artık eski güçlü Erdoğan değil. Çarşamba günü burada Transatlantik'te konuştuğumuz Ömer Taşpınar ve Gönül Tol bunun altını özellikle çizdiler. Çünkü Erdoğan yakın bir zamana kadar Türkiye'deki tek güç olarak görüldü. Yenilmez bir güç olarak görüldü. Kendisine meydan okumanın imkansız olduğu bir güç olarak görüldü. 31 Mart'ta bu büyük ölçüde sarsıldı ama Erdoğan'ın İstanbul seçimlerini yeniletmesiyle beraber Batı'da, özellikle de Washington'da Erdoğan'ın bir bildiği olduğu hareket görüşünden hareketle bu seçimi ne yapıp ne edip kazanacağı duygusu, beklentisi hakimdi. Ama tam tersine çok açık bir farkla, bir hezimetle karşılaştı Erdoğan. Dolayısıyla şu anda Erdoğan gerek Amerikalılar için, gerek Avrupalılar için, gerek Ruslar için, gerek Çinliler için tüm dünyanın gözünde artık hep kazanan, kazanmaya mahkum bir liderlikten çıktı. Kaybetmeye başlayan ve belki de kaybetmeye mahkum bir lider olarak görülüyor. Dolayısıyla burada da bir kez daha 23 Haziran kararının Erdoğan'ın siyasi hayatında ne kadar büyük bir stratejik yanlış olduğunu bir kere daha görüyoruz. Bu yanlış karar onun dış politikada elini iyice zayıflatacak. Çünkü artık bu seçimlerle beraber, seçimle beraber değişen atmosfer, seçimle beraber değişmesi kaçınılmaz olan siyasi dengeler, bütün bunlar karşısında, bütün bunları göz önüne alan yabancı aktörler, dış aktörler ellerini daha güçlü hissedecekler. Şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ın yeri bayağı bir sağlam. Birçok konuda hakkında soruşturmalar olsa da vesaire, bütün bunlardan bir şekilde çok etkilenmiş gibi gözükmüyor. Çünkü ülkede ekonomiyi genel anlamıyla iyi götürüyor ve bir dahaki seçime cumhuriyetçilerin adayı olacağı kesin gözüküyor ve kazanma ihtimalinin de hayli yüksek olduğu söyleniyor. Çünkü bir şeyleri becerebildi. Siyasetten dış politika konusunda içeride de çok hata yapsa da, yalan söylese de vesaire hep bir şeyi becerebildi. Ekonomide özellikle bir istikrarı yakaladı, büyümeyi yakalıyor, işsizlik, istihdam yaratıyor ve bir anlamda önü açık. Ama diğer taraftan Erdoğan'ın önü bayağı bir artık kapanmış durumda. Şu anda arkadaşlar Rahip Brunson'u gösteriyor. Erdoğan-Trump arasındaki en önemli meselelerden birisiydi. Bu FETÖ'den yargılanan bu Amerikalı Rahip, ki Amerikalıların gözünde çok önemliydi. Çünkü Trump'ın gözünde, çünkü evangelist bir rahip ve
Amerika'da başkan yardımcısı da zaten evangelistlerden, çok önem verdikleri bir konuydu. Rahibi pazarlıkların sonucunda geri almışlardı ve rahip geçen gün Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'yi radikal İslam ihraç etmekle suçladı. Türkiye derken herhalde sıradan vatandaşları suçlamıyor, Türkiye yönetimini suçluyor. Yani rahip de Amerika'da belli bir popülarite sahibi olan, Türk yargısı sayesinde tabii belli bir popülarite sahibi olan Rahip Brunson da Türkiye'yi kötüleyenler, Türkiye'deki yönetimi kötüleyenler kervanına katıldı. Zaten Erdoğan'ın genel olarak Batı'da, özel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde medya nezdinde imajı, hiç iyi bir imajı yok. Bir zamanlar kendisine genellikle olumluluk atfediliyordu. Şimdi belli bir süreden beri genellikle olumsuzluk atfediliyor. Ama her seferinde ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, Amerikalı gazeteciler, köşe yazarları ya da siyasetçiler, Türkiye'nin önemi nedeniyle ve Türkiye'de Erdoğan'ın yenilmezlik algısı nedeniyle onunla iş yapmak zorunda olduklarını düşünüyorlardı. Ama 23 Haziran'la beraber işin rengi değişti. Erdoğan'ın ciddi bir şekilde Trump'a ihtiyacı var. Trump'ın onu bir takım sorunlardan uzak tutmasını istiyor. Türkiye'de zaten ekonomik bir kriz var, derinleşen bir ekonomik kriz var, zamlar geliyor vesaire. Bunun üzerine yaptırımlarla, S-400'ler yüzünden gelecek yeni yaptırımlarla tekrar kurlarda önemli oynamaların yaşanması ve ek mali külfetler gelmesi Erdoğan için ve Türkiye'yi yönetenler için, Türkiye'deki siyasi iktidar için hiç iyi bir şey değil. Dolayısıyla Trump'ın bunları engellemesine ihtiyacı var. Ama Trump'ın Erdoğan'a çok da fazla ihtiyacı olduğu söylenemez. Tabii ki onun da bir takım işlerini yapmayı tercih edecektir. Ancak şunu düşünüyorum. Washington'da 2,5 sene gazetecilik yapmış birisiyim. Oradaki siyasi dengeleri, kurumları az buçuk biliyorum. Ve orada şimdi 23 Haziran'dan sonra bir dizi mekanizma işlemeye başlamıştır. Artık Erdoğan yerine, Erdoğan'ın yerine alabilecek kişilere yönelmek, ilgi göstermek anlamında. İlk olarak tabii ki akla İmamoğlu geliyor ama onun da dışında AKP'den kopması mümkün olan, yakında parti kurması beklenen Ali Babacan isminin Washington'da tekrar değerlendirmeye alındığı kanısındayım. Elimde somut bir şey yok ama bunu görmezden gelemezler. Yakından tanıdıkları bir isim, zamanında birlikte çalıştıkları bir isim, özellikle ekonomik ilişkiler konusunda ve güvendikleri bir isim. Dolayısıyla artık Erdoğan alternatifsiz değil ve Türkiye'deki durumunun kötüleşmesine paralel olarak dış ilişkilerde de, dış politikada da artık daha zayıf, daha az dikkate alınan bir Erdoğan söz konusu olacak ve bu ilk olarak da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde kendini gösterecek, S-400 ve F-35 krizinde kendini gösterecek. Tekrar söyleyeyim, Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan'ı duymak istediği sözleri söyleyebilir. Böyle bir ihtimal yüksek düzeyde var, yüksek ölçüde var. Ama onun duymak istediklerini söylemesi, Amerikan sisteminin Erdoğan'ın istediği adımları atması ve Erdoğan'ın istemediği adımlardan vazgeçmesi anlamına gelmeyecek. Çünkü Erdoğan'ın zayıfladığını gören Amerikan sistemi, Amerika'nın sisteminin önemli kurumları ve kişileri zaten haz etmedikleri Erdoğan'ı cezalandırmak için, evet tabir bu olsa gerek, cezalandırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Dolayısıyla Erdoğan işi giderek ABD ile ilişkilerde ama onun da ötesinde Avrupa ile ilişkilerde ve diğer ülkelerle ilişkilerde eskisi kadar kolay olacağı benzemiyor diyelim. Bu haftayı da böyle noktayalım.
noktalayalım. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.